YouTube selamünaleyküm. Hocam mal mısınız? Mertcan bari izliyorum, kes sesini. Devam. Hadi bakalım. Modum çok düşük ya. Sus lan! Gel ya, imama gel, imam boş yatağıma koşsa. Kim dedi oğlum sen saçını kes güzel olur? Siz ne yapıyorsunuz? Oğlum harbi. Abim. Yıldırım topuna benzemiş Mertcan amına koyayım. Meto. Güzel olmuş lan. Yok be oğlum be, eski saçlar var. Vallahi güzel. Götümün şuna peruk taktırım. Öz gördü mü gönül katlanmaz. O zaman Hamza'nın çocuğu. Kendi kendine eğitilsin. Kendi kendine yetişir. Senin saçın hangi renk? Satacağım kanalı. Yiyeceğim yapacağınızı. Yerleşeceğim tarla alacağım. La havle ve la kuvvete inna vilazim in the world ya. Ben çıktım da. Kimi? Efendi gibi. Çerkez Meto. Çerkezler mi yapıyordu lan bu? Bilmiyorum. Lan hiçbir şey onu bilmiyor, bana bilmiyor. Şu yazıya bak. Ay bes. Yengen yazmış, ben benim İngilizce. O yaz iyisi. Hangi video izliyor ne abi? Adam ananı adamına kurum ediyor lan. Hepsi ben bu. Memnun çok bakıyorum. Bugün rastgele malzemelerle yemek yapacağız lan. Oğlum videonun şeyi korktu. Altabot kokoreç yaptım ne demek ya? Buna da tekte giriş denir ha. Hakkını da veririk ha. Mutfak serimi çok beğeniyorsunuz ve devamlı istiyorsunuz. İstemiyorum dedim, atma takla. Tak tak tak. Oğlum beni bir kulübe götür. Ben duramıyorum. Çekil. Çekil anne. Yazın beni arayan Bodrum Gümbet'e gelsin. Gelen gelsin. Şu siyasiyle hareketini yapayım ki elbet biri kazanacak. Bu videonun anlamına büyük ihtimal oluştu olacağız ama Ramazan'da. Yazın beni arayan Bodrum Gümbet'e gelsin. Gelen gelsin. Siyasiyle hareketini yapayım ki elbet biri kazanacak. Bu videonun anlamına büyük ihtimal oluştu olacağız ama Ramazan'da önce son bir yemek videosu çekmek istedim. Son kez kardeş. Benim için. Hamza gitsene ya cidden. Nereye? Görmesin gözüm güzelliğini. Yeniden sen diye deliremem. Bana hak ver ya da al deş ben. Yanındakine ben kardeştim. Zaten canınızın çekeceği bir şey de yok. Korkuştuysanız videoyu kapamayın. Bugün rastgele malzemelerle yemek yapacağız. Çektiği malzemelerle ama içinde neler var? Yengeç bacağından ahtapot koluna kadar. Her şey Kur'an'ın içinde var. Hakan Çağlanoğlu bile burada. On numara her yerde. 40 malzemeden çektiğim 15 tanesiyle bir yemek yapmaya çalışacağım. Ne çıkarsa çıksın yenilebilir olmak zorunda. Yani ekipçe oturup yiyeceğiz. Oradan ışık sekiyor mu? Dal geçiyor kanka. Yok kafa darlamasın, ters uçağa düşmeyelim. Kel. Kelin hiç keller konuşmasın ya. Şunu unutma, ekmeği elden y***. Ne varmış abi kellerde bu arada? Sorma sahiptir. Bak kelden y***. Aynen benzin iş elden y***. Kelden he. Keller hep gülsün abi ya. Çok iyi canlıyım, lafı daha da fazla uzatmadan 6. not yakımızı çağırıyorum. Kağıtların her birinde bir malzeme yazıyor, doğru mu ya? Doğru. Dün gece Hamza teknoloji tasarım ödevi gibi hazırladı bunu. Ellerine sağlık Hamza diyor. Hadi durma git yüreğim senin. Yüreğine sağlık. Hızlıca çekme. Bir tane ben seçeyim ama madem ben yaptım ben seçeyim bir tane. Herkes birer tane seçsin işte o. İstemiyorum dedim atma takla. Tak tak. Ne çıkarsa ölersen al. Yemem tatmam diyen yok. Yemem tatmam diyen erkek. Şunu yapmak zorundayım. Ver kamerayı Hamza'ya. Ver. Şu an işte tam zaman. Bence siz de onların birer... Köpeğisiniz. Sakal tipi de aynı. Harbiden ha. Sakal da aynı. La yoksa Atalay Demirci. Başka bir vedam de tekrar gelin. Reenkarnasyon. Sen kimi reenkarnasyonsun? Daha ölmedi ama Jim Carrey diyeyim anlamadım. Jim Carrey. Bir yapsana. Lan gülme işte. I'm 60 and setting. Elini titreyenin elini. Çok heyecanlıyım, versenize şu çekilişi. Versene. İlk malzememizi çekiyoruz, umarım güzel bir şekilde. Çıkanlara göre gidip alacağız, hani 40 malzemeyi de dizmeyelim dedim. Nevale. İlk nevalemiz karbonat. Karbonat yemeğe konan bir şey mi bilmiyorum. Ben koyarım. İyice karıştıralım da. Ben ya. Tavuk bulyon. Evde ilk defa var bir şey ama. Var mı bu? Vallahi var tavuk bulyon. Şaşırdın mı? Bu gider balıklı bir şey çeker. Hamsi kafasını yediğim. Ördek bacağı. Sen ne yazdın bu? Ördek bacağını nereden bulayım? Ördek bacağı bu tavuk gibi değil mi? Etsiz. Evet. Piş de piş. Sorgulamıyoruz. Ben her yemeği yapabilen bir adam olmanın gururunu yaşıyorum. Ben de bir tane çek. Tamam al çek. Şunu açsana Furkan. Tarçın. 4 tane oldu. Ya bir kere kardeşim. Ördek ayağı var ya. Ayak varsa ben varım. Oo. Bunu böyle bil. Dağda da olsa gelmem. Ha! Kaybettin. Do what? Benden bir uzaklaş. Klostrofobimi tuttun. Gırtlağını sıkacağım. Yula. Su. Size bir şey söyleyeyim mi? Su. Şu an elimle ayarlamışım gibi geliyor. Bunlarla güzel yemek çıkar mı o kadar? Pekmez. Şaka gibi ya. Benim yapmak istediğim yemeği tarif listesi. Anlıyorum. Lan keller çekmesin. Fatih'in açtığına bakıyoruz. Karides. Zencefil.
Çok iyi bak, sosumuz da hazır. Çekerken bir şeyini söylesene. Çek kardeş çek, Allah çektirmez. Ahtapot baca. Ya kasaba gidip bunu mu isteyeceğiz? Hamza da çekiyor. Sirke. Çok güzel ya. Oğlum. Hayır ya. Hayır. 4 tane daha çekiyorum, hızlı hızlı bak şöyle. Herkes birer tane çeksin işte yine. Ya illa çekecek. Çekeceğim. Çekeceğim. Leblebi tozu. Leblebi tozu biraz bozdu yemeği. Oo, bıldırcın yumurtası. Şu an her şey oturuyor. Acaba biz bugüne kadar bir şey göremedik mi? Oğlum bu nasıl bir karışım oldu? Bıldırcın yumurtası, karides, o bu. Ölür ördek bacağı. Zehirlenir lan bunlar amına koyayım. Son akşam yemeği. Bu Tanrı'nın eli olabilir. Yosun. Ananın. Ne yazdınız buna ya? Çıkanlar böyleyse çıkmayanlar nasıl? Sonuncuyu açıyorum. Muhammed Fatih'in çektiği. Pastırma. Kut hastası olacağız. Her etten madal. Hızlıca malzemelerimizi almak için markete doğru yola çıkıyoruz. Bunları satan market nerede bulacaksa. 24. yüzyılda da ahtapot bacağı satmayan da. Anasını sat. Pastırma, yosu, hıldırcın yumurtası, leblebi tozu, sirke, ahtapot bacağı, zencefil, karides. Harbi Resident Evil akşam ekmek, yemeği oldu amına. Ekmek, su, yulaf, tarçın, ördek bacağı, karbonat, tavuk bulyon. 15 malzemeyle yapıştık. Yanımıza listemizi aldık ve daha da fazla uzatmadan markete gidiyoruz. Geçse bak. Pastırma alabilir miyim? O geldi. Tabii ki. Çok teşekkür. Bu antrikot, bu da seçme pastırma. Bunu alalım antrikot. Canlı sıcak medikam. 100 gramı 85 lira. Rekik bede dön. Pastırma mı yapsak mutfak? Hızlı olalım beyler bak, vaktimiz yok. Ali biçimgiller bekliyor. Hani ahtapot vardı burada. Sen tanıdığın ahtapot vardı. Kimsin? Olta filan mı? Ahtapot falan böyle. Olta filan yok yanımızda. Olta değil abi, ahtapot. Tamam yeter. Sağ olasın abi. Eyvallah abi. Hadi iyi. Kaptım neler yaratıyor gibi. Malzemeli kaldınız mı, ne alacağız? Ananız. Hayır. Karides vardı, bir de ahtapot bacağı, bir de ördek bacağı. Ahtapot bacağı burada olabilir. Yosun yosun. Çok pis ki. 250 lira mı bu? Gel misin normalde alayım? Ne yapacağım yosun abi? 250 lira ne daha? Yok yengeç yok. Yengeç yok mu? Ahtapotla yengeçi nasıl karıştırıyor? Ahtapot bacağı yok kardeş ya. Ördek bacağı var mı abi? Ördek bacağı mı? Bacak lazım bize gene olan. Onları. Ha tamam bu okey. O ne yine yazıyor kapağında? Ahtapot kolu oğlum. Kol bacak aynı şey. Ördek var mı? Kankam koluyla bacağı aynı şey. Bu adamın eli ayağı yok. Doğru mu? Manyak bu ya. Karides var mı abi? Çimçim karideslerden mi? Çimçimden vazgeçmiyor. Angara bebesi işte orada çekiyor. Çinçin. Abim çok da koyma. Yeter. Çok teşekkür ederim abi. Oğlum siz karides seviyorsunuz mu lan? Var mı? Yok yemedim ki. Çok iyi. Çok iyi. Tereyağlı. Kaşarlı. Ya sen nerede yedin? Sen nasıl yedin? Nasıl yedin lan? Sen yiyemezsin böyle bir şey. Kanka bizim burada balık restoranı var da temizliğe gittim, oraya adam ikram etti. İkram. Abi. Ördek var mı acaba? Ördek ya da. Bütün ördek var ama o da burada hemen. Bütün ördek olur, o da olur. Sen yersin değil mi bunu? Ben yemem ördek. Portakallı yaparsın. Kanka neyi, nasıl yemem? Yosun yemiyorsun, ördek yemiyorsun. Neyi yiyorsun? Portakalı sıkacaksın üzerine. Al sen sık kardeşim. Tamam sen o ördek yediği değil mi? Bana et kardeşim. Tamam. Kilosu 200 lira, şu 400 lira. Sen yiyeceksin bunu ailenle. Doğruyu söyle. Ziyan olacaksa almayan. Atacaksan alacak. Yok kanka, ben bir şeyini söyleyeyim. Ben yer miyim? Evdekiler diğerleri yemez, ziyan olmasın. Ailene yedirmez. Yo yediririm de yemezler yani, çekin. Yoksa al kanka. Kankam bu arada yiyecekleri varsa alalım. Sirkeli kanka. La tamam alın gelin la. Oğlum niye açmıyor telefonu ya? Ayrıldık mı acaba? Boşandı mı ya? Tabi evlenelim dedik, zehir etti. Açsana telefonu. İstemiyorum dedi. Telefonun başında. Aşkım ördek yiyor mu? Yükse bakar mısın? Sor bakayım annene. Pekin ördeği sever mi? Ben kas seviyorum, ördek sevmiyorum. Dayım, niye bu hayvan ırkçılık görüyor? Uzunluğu değil, sen yer misin? Ben bu ördeği bir gün et iteleyeceğim. Yeriz yaparız dedi. Bu sağlar en kötü. Öyle mi diyor? Ben yeriz yaparız. Niye herkes bu ördeği domuz eti muamelesi çekiyor? Benim sevgilim de nerede entel dantel şeyler var onları? Kaz nerede görmüş? Kimse telefonu açmıyor, kakakın bu telefonu. Alo? Alo? Bırak ucumun abi, geliyorum ben yazdan ya. Aşkım önemli konu var, telefonu açmıyorsun da. Ördek sever misin? Yapmaz mısın? Alsam ördek yemez mi? Tamam o zaman ben başka alıcıya veriyorum. Size opsiyonluyorum. Eyvallah, hayır. Tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Yengen kurtardı bizi. Bu arada çok uzun pişiyormuş ördek. Tabii canım, 12 saat. Bu kadar malzeme. 1, 2, 3. Ben ördekle yemedim abi mesela. Yer var mı aranızda? Nasıl tadı mesela? Tavşan yedin mi lan Eray? Tavşan da yemedim. Ben yemedim. Şu tavşan çok ya. İyi. Vallahi. Barış tavşan yemiş. Yerleri de evde. Vallahi. Evet, daha da avladım ben. Taş yedik mi? Ben oğlum ne bileyim abi, bir şey demedim ki zaten. Siz niye artar yapıyorsunuz ya? Ben ne yemedim? Ne bileyim yemişsiniz. Ya yoksa tavşan var mı ya? Yulaf da var, su da var, pekmez tamam. De var. Tamam. Yulaf da var, su da var. Kanka harbi yardı galiba. Bir tane. Hayır. Oha çok acıdı. Oğlum ördekli adam bırak, dövdü. Sana bırak. Aaa. Kafam yam oldu. O zaman hadi bir an önce eve geçip şu yemeği yapalım.
Amca bıçak gibi keskin bu gal. Vallahi billahi acıdı Koga, ne evliya çarpsın. Evimize geldik, malzemelerimizi dizdik. Başlamadan önce hijyen önlemlerimizi alıyoruz. Bak bunu bir takipçim hediye etmişti. Özel önlük yaptırmış seri için. Meto'nun mutfağı. Aga ben de böyle hediyeleri toplasam, bir şey yapsam, video yapsam nasıl olur ya? Atar mısın söylerik bir şeyler? Söylerik sana 50 kere. Atta, ver bir tane kargo adresi. Yayında aç. Çok ha? Komik şeyler gelir lan. Yayında, yayın kontrolü. Bana bir güzellik be aga. Bir şey söyleyeceğim. Eray. Murat abi GFK olmasın. Sana elektrikli halka göndereceğim. Ay. Yazıyor. Oğlum çok beğendim lan. İlk kez giymek nasip oldu. Meto'nun mutfağı. Meto'nun dalgada yakında sizlerle. Merak ediyorum. Kim kasmadı? Çok kötü görünüyor olabilir. Resident Evil son akşam yemeği. Aklımda sıfırdan bulduğum yemekler var. Biliyorsunuz yemek benim işim. Ahtapotlu kokoreç yapacağım size yosun içinde. Ekmek yerine yosun kullanacağım. Hemen başlayalım. Yeni suyu ahtapotu almışlar kavanozun içine koymuşlar. Abartma. Tamam kanka, en birincimiz sensin, her şeyi yersin. Rahmı da ye. Bildiğin ahtapot bacağı, yüzgeci tutuyor. Allah tuttu lan, silotu. Çekiyor lan. İki yemek yapacağız, malzemelerin hepsini kullanmak zorundayız. Bir de size ördek butu yapacağım. İftarda sahurda yapmayız. Hanımlar ayağa. Tavuk sofracımız geldi. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Fatih bir ses yapabiliyor. Yeteneksizinize gideceğiz bu sene. Kanka lan neler yazıyor? Şimdi bir hareketlenme oluyor abi. Abi öyle yazarsam senin annen çıkar. Ehlivayn! Yer atar mapus yatar. Google'a ben bir çocuğum yaz. Öyle yazarsam senin annen çıkar. Kanka birebir ya. Ehlivayn bu çocuğu bu. Bu çocuğu al. Arkada otursun. Kesme tahtan yok mu? Hayvan evladı. Al topuklarımızı. Yıkamaya gerek var mı? Denizden çıkıyor zaten tuzlu. Aa eldiveni unutuyorduk arkadaşlar. Hijyen biliyorsunuz bir numara. Hijyende bir numarayım seni. Mekte 2 numara. Çok yapmayacağım arkadaşlar, yiyemezsek ziyan olmasın diye. Tabii öyle bir ihtimal yok ama gene de bunlar biliyorsunuz hassas mideleri. Ahtapotumuz arkadaşlar kokoreç gibi çok ince şekilde bakın. Oğlum o ne ya? Kağıt kokuyor. Çok ince şekilde kesiyoruz yüzgeçlerimize. Lan ne yağ çıktı ne tuz çıktı. Tatsız tuzsuz bir şey olmasın ya. Su var içinde, su tuzludur. Değil. Tuzlu olsa bunun tuzunu kullanacaktım. İlk kez yapıyorum. Ben bir deneyim yapayım, sonra siz yapacaksınız yapın. Zehirlenmeyelim abi. Aklımdaki şeyi anladınız mı? Bu böyle çıtır çıtır direkt olacak. Direkt böyle yüzgeçleriyle mi yeniliyor ya? Kanka bence yanlış yiyorlar gibi geldi de bana. Ben de. Ammayı vuruyor. İyice gözeneklerini çıkarıyor. Kusunca hoş bozuluyor mu lan? Ya şimdi o tabii ki... Ne bileyim abi. Bizim bir arkadaş vardı. İsmi Utku. İzliyorsa selam olsun. Oruçluyum diyor, bisküvi yiyor. Ama oruç nasıl diyorduk? O yemin ederim bak. Bu yemek değil diyordu. Bu bisküvi. Bisküviyle karın mı doyar diyor. Su içmiyordu, kola içiyordu. Bu su değil diyordu. Susuzluğum gitmiyor. 3'e kadar tutuyordu orucu. 12 de değil. Çocuk orucu da değil. 3 çeyrek oruç tutuyordu. Şu önünü mü bağlasam Furkan? Dağ gibi oldum, gözüm kadar. O şey var ya yukarıdan, onun gibi çek. Görüyor musun bu karaca? İri kıyım abi. Bu kadar. Pastırmanın çemeniyle harmanlayacağım. Oy çemen çek. İyice harmanlıyoruz. Bunun tuzu, acısı, baharatı ahtapotumuza geçiyor. Tamam. Yosun nasıl açacağız? Ahtapot işkence çekti, öldüm. Şu yosun açsana. Oğlum niye bıçakla açtın, klipsi var. Nasıl saklayacağız bunu? Saklayacaksın yani. Güzel lan. Şöyle alalım. Kopya kağıdı gibi. Bu kesin mi? Bez gibi yapıyor. Tövbe yarabbim. Neyine tövbe? Denizde yosun görünce öpüp alnına mı koyuyorsun? Hayırda canlı o, canlı. Canlı. Değil mi yosunlar? Her sakallıyı deden sanma. Bak böyle olunca bildiğin yosun oldu. Ama ev yosun koktu şu an. Düğünümüz için şöyle bir yosundan lavaş yaptım. Bunun içine koyacağız, anladın mı nevaleyi? İlk yemeğimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. İkinci yemeğimizde size haşlanmış meto ördeği yapacağım. Bak pekin ördeği değil. Bu ördeğin bacağını alacağız sadece. Babamız kasap oğlum, aldı kız evvel. Bu bildiğin benim boyumda bir hayvan. Buzlu la bu. Sen oradan tut, ben buradan tutayım. Ah, parmağım sıkıştı. Ördek şu an kendini sıkıyor. Destek verelim mi sana? Kasaboğluyuz da o**boğlu muyuz? Meyve bıçağıyla ördek kes. Sen mi kesin? İmkan bu. Ben bu ördeği... Bu ördeği... Hayır, bacaklar omzumda. Hala da babam mı arasın? E direkt orayı kesek, ver ya. Hayır, burayı mı yiyeceğiz ama? Ayak, 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 ayak değil, bacak. Ayak, bacak ayak, yazıyor. Ayak. Kadife bileklere bakalım. Oy 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 oy. Aaaa! Yapma lan.
Ama elini vuracak. Babam da böyle yapıyor. Bana öğretme. Ya bir de şu Nusret triplerine girmiyor musun? Nusret kaç kere tavuk kesmiş. Kanka kafası duruyor. Bir öpsene la. Hayır abi. Hayır abi. Bir kere. Bak gölde yüzüyoruz şu an. Yazık, günah ya. Etraf ne ses çıkıyor? Sümüğün geliyor. İçinde yok mu oğlum? Ya oğlum bu eller eldivenlerini çıkar. Eldiven var elimde. Of. Of. Las. Helal be. Ördek eti geç pişen bir et arkadaşlar. O yüzden onu pişmeye bırakıyoruz. Ya yemin ederim elimden kaydı. Bu da Afrika'da gibi suyu esirgiyor. Suyu vermez olaydı. Suyumuzu yarıyorduk. Ördeğimizi attık içine. Tavuk bulyonumuzu da ördeğin yanına atıyoruz. O pişecek orada. Onunla işimiz yok. Bir dakika ya. Onu at. Tavuk bulyonu ne işi var ördeğin? Ne oluyor ya? Oğlum tavuk bulyonu neredeyse tüm yemeklere kullanıyor. Tavukla bir alakası yok amına. Ha ne bileyim amına koyayım. Pilavda falan da var gerizekalı. Yo pilavda ben kullanmıyorum. Mesela yaptığım kullanılıyor zaman. Kullanılıyor ama. Güzel patlayacak. İngiltere sofralarının vazgeçilmez bir sosunu hazırlayacağım. Keçi boynuzu, dalga kaldıran pekmezimizi koyuyoruz. Biraz su ilave ediyoruz ki çok baymasın, tatlı olmasın. Biraz da tarçın koyuyoruz. Şimdi bu marine. Yalıkavak marineye gittin mi? Oga gibi düşün, orada yenir. Tarçını iyice karıştırıyoruz. Tomak kalmamasına dikkat edin. Ne oldu? Şekerli oldu. O şekeri alıp bize sadece aroma bırakması için yulaf koyuyor. Sirkeyi ne zaman koklasam ateşli gecelerim gelir aklıma. Ne anlamda? Ateşli gecelerde sirke kullanmadınız mı? Ha ateşi yükselir sirke. Ateşim yükselirdi. Ben babam gelirdi sirke döker. Çok abartmayın. Kanka ona ne oldu ya ona? Şuradan koydu. Karıştır. Kullanmak zorunda olduğumuz bir şey karides olduğu için ahtapot karidesli kokoreç yapacağım. Ciddi diyorum, karides lezzet katar. Direkt alıp mı koymuşlar? Ayıklamamız gerekmiyor mu bunu? Ayıklayacağım. Nasıl ayıklayacağım? Ha böyle. La ananı la elimi tuttun sıkıyor. Lütfen onu kullanma, rica ediyorum. La hadi oradan. Hamsi koydum tam var. Kabuğunu aldık, kafasını aldık. Bunun neresini yiyeceğiz ki biz? Ne vardı ne yiyeceğiz? Soğan, patates, tuz, muz bir şey çıksa çok güzel yağlı yapardım. Furkancım ayıklıyor. Biz de bunları kokoreç kıvamına getiriyoruz. Bak ahtapotun arasına katacağım. Oo, oğlum bu şeffaf gözükmüyor ki. Burada bir şey çok... Ördek çok güzel kokuyor. Ördek eti sert mi oğlum? Evet. Sen bilmiyorum hayvanlara zulmetmediğim için. Bu karidesten o kadar iğrenmiyorum biliyor musun? Ama çok lezzetlidir karides. He aynen. Öyle ince ince doğruyoruz. İyice karıştırıyoruz. Hafif kısık ateşe alacağım. Çünkü topukçuyum. Şehri Ramazan hoş geldin. Ya kanka bari şu adamla bir şu videomuzu yapıp ölseydi bari amına. Bu kendini öldürecek bir gün ya. Bak zehirlenecek lan bu adam. Geldin ya. Vallahi diyorum ya. Vallahi hoş geldin ya. Oğuştukça zaten. Dur kendine iyi bak amına koyayım ya. Sen tutacaksın mı? Tutacağım. Tutmaz anan al. Son bayram sabah uyandığında diyorsun ya. Ben oğuş muydum ya? Ördek pişene kadar bunu yapalım. Hemen bunu tadalım. Sonra ördeğe bakarız çünkü ördeğin işi daha çok. Leblebi tozu sanıp aldık arkadaşlar. Bu portakallı bir dalgaymış. O yüzden bunu kullanacağız. Çok güzel lan. Portakallı ördek bugündür. Ya ümmeti Muhammed. Biz ördeğimizi portakalsız yiyemeyenler. Ne o, ben bilmiyorum onu. Ya çok onu. Güzel bir şey yapıyoruz ya çok kötü bir şey. Ortası yok. Yani kafana dikiyor ya onlara. Bilmiyor musun sen onu? Toz halinde hani. Toz halinde falan oluyordu. Toz meyve mi? Zengin ben... çocuğu bilmezsin. Ne alaka? Orospu çocuğu ne alaka? Ya ne alaka amına koyayım? Fakirler bilir sadece. Fakirler likeladı. Lokum gibi pişi. Ay! Hayvanlar yandım ha! Arınlar! Karbonatı şu an hala kullanmadık. Karbonat da kullanmak zorundayız. Karbonatı tabii ki kullanacağız. Yapma yapma yapma. Gözüne dikkat et. Al işte. Ya, ya, ya pislik herif kanka tamam da. Pişen ördek yumuşar diye düşünüyorum. Bak bak bak. Oo arka bahçede bilime döndürdüm. Biraz da sosu atıyoruz. Karbonat niye attık? Söylememe gerek yok. İzle gör bebek zannedin. Lan ne yaptın sen? Ya, ne oldu? Sirkenin içine karbonat mı atılır? Sosu bir koklasan çok güzel kokmuyor mu? Ciddi düşüneceğini söyle ama. Objektif olur. Uzak Doğu restoranlarındaki sos gibi kokuyor. Ne zaman gittin Uzak Doğu restoranı? Sık sık giderim. Ördeğimiz çok güzel olacak. Kulağını yiyeyim seni. Kameradan çektim yüzümüzü göre. Kim geldi lan? Kaç lan kapı? Yağ gerek yok. Nasıl yüzüyor yağlar görüyor musun? Ördeğin yağını kullanacağım. Bu sudan yağ elde edeceğim. Tavamızı da ateşe koyduk. Biraz kızmasını bekleyeceğiz. Ananı s**eyim senin oğul s**eyim. Kızdırıyor. Çok güzel ilerliyor işler. Tam istediğimiz gibi. Cümcü oğlum mu? Zıngılatırım valla. Yağımız olmadığı için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Suyundaki... Elim yanıyor. Bunun suyundaki hafif yağını aktaracağım. Oğlum nasıl yapacağız? Bir kaşıkla aldık. Doğru dedi la çocuğu. O ne ya? Gel diyor kardeşim. Kırık zaten ortadan sızdırıyor. Oğlum şov yapıyorum şu an lan bak.
O şey var ya, şerbetle koşan. Kokoreçimize attı. İşte bunu hiç bırakmıyoruz. Ya olmadığı için. Şu an çok güzel kokuyor. İkisi de. Yapıştı hep tavaya ya. Biraz iyiliği yapmak zorundaydım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben ne affet, yolum hep karanlık. Pişmeyi bekliyoruz. Ben ekibe ve size şunu soruyorum. Bu malzemelerle bunlardan daha güzel bir yemek yapılabilir miydi? Yapılamazdı. Ben en iyisini yaptım. Ve ekip bu yemeği yiyecek, sevecek. Şunu bir koklasan çorba diye içersin ya. Suyundan da çorba yapacağım. 3 yemek. Menü çıkardım ya şundan. Şimdi kadınlar büyük ihtimalle izlerken şey diyecek. Of ya, kapmışlar bu çocuğu diyecek. Yemek yapıyoruz diye. Ama evliyim hanımlar yani. Ne yapalım? Adam bulamaz. Şunlara bak, iyice kızaracaklar. Kokoreç bildiğin ya. Bak bunun suyundan transferler başladı. Fatih'in kendi kafaya atacağız kardeşi. Yapışıyorsa ya, olmuş. Kendi... Ya. Kemenini ayırdık pastırmanın. Yosun dediğin şey parçalanabilen bir şey. Parçalanmasın diye biz pastırmayı siper ettik. Bunun pişip pişeceği bu. Görüyor musun? Süt gibi. Pastırmanın üstüne seriyoruz ahtapotu. Kanka bu güzel bir şey olabilir ya. Bundan hiç beklemediğimiz bir lezzet çıkabilir. Mehmet Şef de alkışlayarak gelir. Kaşık atar ya. Fazlalığı attık. Şu şekil kapadık. Burayı da bu şekil kapadık. Ortada buluşturduk. Şimdi bu bir... Şu iki, tadı duruyor üç ya. Ve dört. Tadım yapabiliriz. Şunun görünüşüne bakar mısın? Bir davet veriyorsun evinde. Zengin ahali gelecekse bunu yapacaksın. Koku testi yapıyoruz. Nasıl? 10 üzerinden 6. İyi kanka. Kokla. İyi. İlk tadımı Hamza'dan bekliyoruz. Hamza'nın damak zevkine çok güveniyoruz. Atalım ağzımıza. Tadı güzel. Hamza şu ana kadar kusmadıysa beğenmiştir. Yalan atma. Bir sorun yok. Güzel. Şunu da yiyer misin? Ay o kadar. Saçmalama abi. Cidden nimete saygısızlık. Furkancamsın, çok kötü böyle hissettim. Ye bakalım Furkancım. Ömür diyeceğini bekleme, beğenecek. Güzel çünkü. Kanka ne yapıyorsun? Kanka beğendim demek. Çatal. Balık seven adam bunu yer mi? Balık seven adamın bayılacağı bir lezzet. Yemin et. Yemin ediyorum. Restoranda bunu gördüm, para verir misin? Bu mezeyi yemek isterim. Meze olarak yemek istiyormuş. Zaten aparatif işte önden. Sofrana meze edersin. Tabii meze ederim. Beğendin mi cidden? Ben beğendim. 10 üzerinden? 10 üzerinden 9. 9 aldık lan. Balıkçılar restoranları. Gelin satın. Oğlum bu adam niye Keroğlu amına koyayım? Harbi bir de o Atalay Demirci'ye benziyor ya kanka adam. Dur da ben alacağım hepsini, dur la. Kokoreçi de ya. Süper. Düşünmeden, midem bulanmadım. Düşünüyorum şu an, hiç sıkıntı yok. Tam bir mekanda yediğini düşün. Tat olarak 10 ya. Lezzeti vallahi çok iyi. Vallahi 10, yemin ederim. Hiç yemin etsenize. Allah çarpsan hiç ödeyecek bir şey. Ben de bir bakayım. Merak ettim lan. Balık seven adamın bunu sevmeme imkanı yok. Gastronomi okuyan arkadaşlar varsa, bu birleşimler zehirlemiyorsa lezzet olarak cidden yenecek. Çok oğlum abi ben de yemin de değil ama. 200 liraya. Anam. Oğlum mekanda başlayalım artık. Mekanda ya. Mekanda. Onigiri falan diyorlar ya, küçük küçük hani. Origami evet. Yani neyse. Tanesi onun. Şöyle 50 lira fiyatı evet. Atmıştım. Ya şu 4'ü 200 lira. 200 lira yemin ederim. Gülüyor kanka, bunun gibiler işte gülüyor. Anladın tanesine mı? Kafadan 50 lira veririm. Bunun tarifini o zaman tam göstermeyin. Tam anlamıyla değil yani. İnsanlar nasiplensin bir gaz. Ya alın ya, alın sizin olsun. Vallahi eline sağlık hocam. Çok abi, teşekkür ederim. Ciddi anlamda mutlu oldum biliyor musun? Herkes beğendi Hamza hariç. Hamza zaten balık malık yemiyor. Adamın tek besin öğünü, besin zincirindeki yeri pizza yemek. 7/24 pizza yiyor. Son yemeğimizi de hemen sunumuna geçelim. Ördeğimizi aldık, suyunu çekmiş zaten. Hop. Lokum gibi pişmiş. Şuradan anla kemiği çıkmış hayvan. Şu oluyorsa zaten bitti bu iş. Beyblade gibi bak. Sunum. Kime? Karabibere. Sosumuzun içine attık, biraz bekletelim. Sos bozar ya. Delikler açıyoruz ki etin içine işlesin. Bak görüyor musun, içeri işliyor etin. Sos biraz kötü kokuyor ama diğeri de kötü kokuyordu. Önemli olan lezzet. Yemeğimizin sunumu direkt bu şekilde. Şekil şukul yapmıyoruz, böyle yenir bu, anladın? Bak görüyor musun? Kapkara eti görüyor musun? Orada tavuk... Oğlu! Çok güzel kokuyor. Sirke tarçın bile çok güzel kokuyor. Ben yeni lezzet mi buluyorum ananı avradım? Bunu beğenmedim diyemez. Bunu beğenmedim derse ben bu mesleği bırakırım. Dağa gider. Çok iyi. Yemin vallahi et, çok iyi. 10 üzerinden. 10 üzerinden 8. Peki bir mekanda oturdum. Bunun yanına pilav düşün. Bunu sipariş eder misin? Ederim. Bir tane daha ye. Ama yedim. Bak hala kanka ağzımda. Bir tane daha yemiyorsan çok iyi değil. Bir tane daha ye. Tamam bir tane daha ye. Ya. La, bir tane daha. Ya. Yediyse güzel. Hamza'ya bir alkış. Dilledi. Nasıl? Ronaldo sevinci çekti. Ördek eti gerçekten benim bildiğim kadarıyla zor bir et. Tabii ama biz de ilk zamanlar zorlandık. Mükemmel olmuş. Şöyle birazcık portakala banarak da bana. Biz bunu yapamayız. Bizim lezzetimiz fikstir. Ferrari nasıl modifiye edemiyor? Benim yemeğimi de sen kafana göre bir şeyle yiyemezsin. Hayır. Muhammed'e orada... Ben bu arada günde 700 gram tavuk yiyen ama adam. Kemik olan tavuğu asla yemiyor Muhammed yok Fatih. Yok kanka, bir dakika bir şey diyeyim mi? Daha vermene gerek bile yok. Bak. Ben o kadar et yedim. Ördek bu kadar yumuşak olamaz kanka. Sen bunu s**mişsin.
Ben öyle içmiyorum. Çok iyi lan. Sos işe yaramış. Her şeyden zevk alıyorum şu an. Müthiş olmuş lan. Tuzsuz, yağsız bir şey. Arkadaşlar bunu deneyin. Çok beğendim. Bravo. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanalıma da videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mutfak serisini çok seviyordunuz. Böyle bir şey yapalım dedik. Bence çok da başarılı oldu. Ekip de beğendi. Beni mutlu etti. Keşke size de tattırabilseydim ama ne yapalım. Adam olamadı. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Ay. Öyle ya internetten sen, okulu bitiriyor lan. Merve! Mikrofonu Merve! Alan söz ver. Ercan abi selam. Telif atma. Sözünü sözünü unutup yüzümü. Hep verdiğin zarar. Milleti gösterme şunu yaptığını yaptığını. Oğlum ya yemin ediyorum. Bu ne? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sen bu ekipteki Hamza'ya benziyorsun ha. Böyle şeylerin filan. Konuşmanız filan çok benzetiyorum ben size. Sen benzetiyorsun kendini. Eyvallah. Eyvallah ne amına koyayım. Bir şey söylüyorum sana ya. Cansın. Ne diyorsun bu ne? Ne diyorsun?